Merhabalar, ben Satı Melekselinden kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pancar salatası tarifiyle geldim. Çorbanın yanına çok yakışıyor, çok da besleyici, kesinlikle tavsiye ederim. Bunun için tam 5 yaprak marul kullandım ama marulum benim küçüktü, o yüzden 5 yaprak kullandım. Salatamız pancardan oluştuğu için diğer malzemeleri ne kadar az doğrarsanız o kadar güzel görünecektir ve lezzet olarak da pancarın tadını daha iyi alacaksınızdır. Bunun için 5 yaprak ben marul doğradım. Bir avuç da maydanoz doğradım. Bir tane havucum var, onu rendeden geçirdim. Eğer yeşil soğanınız varsa soğanı yeşil soğan olarak tercih edebilirsiniz. Benim evimde bulunmadığı için ben kuru soğan olarak doğradım. Bütün malzemelerimi doğruyorum. Sizlere pancarı nasıl haşladığımı da sesli bir şekilde anlatmak istiyorum. Pancar aynı patates haşlaması gibi haşlanıyor ama sadece kapak kullanmayın. Çünkü kaynarken biraz köpürme yapabiliyor, taşabilir, ocağınızı batırırsınız. Kırmızı bir suyu olduğu için de temizlemesi zor oluyor. O yüzden kapağını kapatmadan yumuşayana kadar haşlayalım. Daha sonrasında da aynı patatesi haşladığımızda nasıl kabuğunu soyuyorsak aynı şekilde de kabuğunu soyalım. Soğuduktan sonra da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben pancarı sık sık kullanıyorum çünkü birazcık kansızlık olduğu için ben de kan yapıcı özelliğinden dolayı sık sık yemeyi tercih ediyorum. Lezzet olarak da hoşuma gidiyor, o yüzden çeşit çeşit yapıyorum. Yaptıkça da sizlerle de paylaşıyorum. Pancarlarımızı da küp küp küçük küçük doğrayalım. Salatamın sos içinde bir yemek kaşığı ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Damak tadıma göre tuz ekliyorum. Yarım limon sıkıyorum. Birazcık da karabiber ekliyorum. Ne kadar malzeme kullandığımı her zaman olduğu gibi açıklama kısmına not olarak düşerim. Oradan da bakarsınız. Salatamızı iftardan yarım saat önce yapalım ve sosuyla beraber bütünleşmesini sağlayalım. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Denemelisiniz, mutlaka da tavsiye ederim. İyice karıştırıyorum ve yarım saat beklettikten sonra da servis tabağıma alıyorum. Çorbanın yanında gerçekten muhteşem gidiyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirim zilini açalım ki yeni videolarımdan da haberdar olun. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakmadan çıkmayalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum bırakırsanız mutlu olurum. Allah nasip ederse başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.